Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. O şimdi bir dadı, dadı, dadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. İşte gelin diye buna derim ben. Hiç endişe etme. Tam bir bakire gibi görüneceksin. Al şu turşuyu. Delikler şişiriyorsundur. Darısı başına. Nerede? Bende o kısmet. Gördüğüm gelinliklerin sürüsüne bereket. Ama birini bile giymek kısmet olmadı. Öyle değil mi? Ne diyebilirim ki? Bir gelinlikle sana dikerim desen ölür müsün yani? Bak Melek. Dalga geçmiyorum. Bir çift sözde bir nişan yüzüğü bekliyorum senden. Doğru, bir çift sözüm var. Ama bunu daha önce söylemeliydim sana. Fakat şöyle bir daha sakin, daha kimsenin olmadığı bir yerde baş başa konuşalım diyordum. Peki, söylüyorum. Biz ayrılsak, başka birilerini bulsak daha iyi olur. Ne zamandır böyle düşünüyorsun? Nihal'i gördüğümden beri. Ne diye oyalıyordun beni öyleyse? En iyi elemanım benim, kaçmayayım diye mi? Bir şey daha. Bir çift sözün ikincisi. Nihal iş arıyor. Yani beni kovuyorsun. En güzel yıllarımı sana ve bu mağazaya verdim. Beni kovamazsın, ben istifa ediyorum. Yok yok, kovdun. Hiç değilse tazminatımı alırım. İyi günler. Taksitli makyaj malzemelerim var. Harika. Evin hanımıyla görüşebilir miyim bu konuda? İyi günler. Evin hanımıyla görüşebilir miyim? Taksitli makyaj malzemelerim var. Süper. İyi günler. Evin hanımıyla görüşebilir miyim? Taksitli makyaj malzemelerim var. İnanamayacaksınız. İyi günler. Gel bakalım. Nerede kaldın? Nerede mi kaldım? Dadılı devir yapacaksan yandık. Dadılı mı? Dadı diye yollamadılar mı seni? Dadı diye mi yolladılar beni? Ha evet, dadı diye yolladılar beni. Bu nasıl ev böyle? Ayşe Pekkan'ın evine benziyor. Özgeçmişe getirdin mi? Ömer Bey, Ömer Bey. Geçmişimin ne gerek var? Kendim geldim, yetmez mi? Tabii. Bu tuhaf. Tamam, şöyle oturayım ben. Şu bizimkiler kadar beceriksizliğini görmedim. Bu öyle kimseyi bulamamışlar. Herkes bir diziye kafağı atmış. Rahatla. Atamayan bir ben kaldım. Hayret. Oysa çok iyi çalışıyorsunuz. Ne var? Ne oldu Mert'e? Yeni dadı adaya geldi. İçeride bekliyor. Eski dadıya ne oldu? Tolga kaçırdı yine. İntihar numarasıyla. Bu gidişte Tolga televizyon dizilerde yıldız olur. Son dadı onu öyle yerde kulaklarından ketçap sızmış görünce ödü patladı. Bir dadı bulmamız lazım. Ne kadar kabrüstü zengin varsa davete gelecek. Dünyanın reklamını kapabiliriz bu gece. Çocukların her şeyi mahvetmelerine izin veremem. Onları seviyorum tabii. Kendi çocuklarım gibi biliyorsun. Belli oluyor. Seviyorum. Geçmişimi yazmam gerekiyor. Kalemim var mı? Neyse, boşver. Kalk bakalım Tolga. Kalk, 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 kalk. Artık pek inandırıcı olmuyorsun. Merhaba. Ben Ömer Gülit. Ne bu da oğlum Tolga? Nur içinde yatsın. Dur, dur. Ben sizi tanıdım. Gazetelerde görmüştüm. Memleketin en zengin dullarından Ömer Gülit'li değil misin sen? Vallahi gazetelerde gördüğümden çok daha yakışıklısın duruyorsun. Peki okuyan birine benzemiyorsun. Okumam ki. Zengin adam gördüğümü resmine bakarım ben. Benim adım Melek. Memnun oldum. Şöyle buyurun. Tabii. Nasıl ev bu böyle? Bu kadar ıvır zıvır ne yapıyorsun? Efendim? Diyorum ki ev değil, yüze. Bırak onu, bırak onu efendim. Antikadır. Özgeçmişinizi görebilir miyim? Tabii. Burada. Pastel boya mı?
Pastel. Rengi çok güzel. Bu da bir işe yaramaz. Dur bakalım Tolga, o kadar acele etme. Önce bir ninelerimi dinle istersen. Sence ben nineciğim biraz büyük değil miyim? Hacı Osman Paşa'yı referans göstermişsiniz. Aman referans değil, oturduğum yer. Sen. Merhaba baba. Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Bunlar benim kızlarım, bu Duygu, bu da Dilan. Çok şekerler, ne güzel. Şu saçların güzelliğine bak. Boya tüpünden çıkacak renk değil bu, kendinden. Harika. Ben odama çıkıyorum. Pırıl pırıl, ışıl ışıl değil mi? Bu para benim babamda olsa ben de fener alayı gibi gezerdim ortalarda. Şöyle bakalım güzelim, bugün terapi nasıl gitti? Bir yaşlıcık ruh doktoruna mı gidiyor? Doktorla uzun uzun konuştuk baba. Beni çocukluğuma götürdü. Jet kızıyla gitmişizdir. Ne dedin? Ruh doktoru diyorum, bu yaşta çocuk. Ne büyük sorunlarım var benim, biliyor musun sen? Bizim hiçbirimizde sorun bitmez ki. Belli oluyor. Pekala çocuklar, hadi bakalım. Sizler odalarınıza, Mertem lütfen. Peki gel hadi. Babamızı rahat bırakalım. Sorunlu çocuklara ilgilenecek başka bir dede bulacağız. Aa, ne demek yani bu? Gül gibi geçirir giderdik biz sizinle. Ben size yolu göstereyim. Oğlan geldi, bir laf etti, bizimmiş, üf üf gitti. Hiç de böyle şey duymadım vallahi. Sakın, benim gerçek bir dadıya ihtiyacım var. Kapı kapı dolaşıyor. Makyaj malzemesi satan birine değil. Allah Allah. Mertem, Mertem. Gel bakalım. Alo, Ömer Giritli'nin evi, buyurun. Mertem yok şekerim, ben Melek. Verir misin evet. Telefonu bana? Dadım adı bir şey diyorlar ama. Alo, güle güle. Ben bilmem, dadı ben. Buyurun, ben güle güle, diyeyim. Lütfen. Alo, efendim? Hafta içinde mi? Ama bana dadı hafta sonu da lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha önce hiç çocuk baktınız mı siz? Aa, bakmaz mıyım? Ablamın iki çocuğunu da ben büyüttüm o kamyonca kaçtıktan sonra. Eşe dosta soracağız, çağırıyor. Ay ne olur, tam Gazi Osman Paşa'dan geliyorum ben ya. Oradaki veretlere baktıktan sonra seninkiler yalı leblebi çekirdek kalır. Pekala, bir deneyeceğiz. Pişman olmayacağız. Sanki pişman olacakmışım gibi bir his var içimde. Mertem size odanızı göstereyim. Odamı mı? Burada mı kalacağım yani? Ne? Evi beğenir mi yoksa? Ay ev çok güzel ama ben annemden ayrı hiç oturmadım. 24'ümdeyim daha. Hadi çık çık. 25 olsun. Çık çık. Ne 26 canım? 25 efendi, çık çık da. Çıkıyoruz işte, 27. Herkese günaydın. Sabah sabah sıcak duşluk güne başlamanın keyfi de bir başka oluyor. Siz böyle mi kalkıyorsunuz yataktan? Hayır, biz böyle pembe terliklerle değil, fıstık yeşili terlikleri tercih ederiz. Yani sabah kahvaltıya inerken adam akıllı giyeriz desen anlardım. Tertem, bana bunları öğretmen lazım. Kahvaltıya bu kılıkla gelinmeyeceğini herkes bilir. Benim böyle ince işlere aklım ermez ki. Şu kahvaltı sofrasına bak, bayram sofrası gibi. Can ne çekerse ye. Nasılsa beleş. Nerede oturacağım ben? Eski dadı mutfakta otururdu. Pek yabani bir dadıymış o. Şöyle oturayım. Evet çocuklar, ne yapıyoruz bugün? Sarayımızda oturup keyif mi yapıyoruz? Televizyon mu seyrediyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün evden gitmemiz gerek. Babam bizi sepetliyor. Yok, sepetlemiyorum Tolga. Akşama yemek var. Ayak altında dolaşmanızı istemiyorum. Benim bir eniştem var. Harika kuru fasulye yapar. Pastırmalı. Biraz acılı ama olsun. İsterseniz akşama bir tencere yaptırabilirim. Yok, zahmet etmesin. Çok teşekkür ederim. Suzan Hanım bu işlerle ilgileniyor. Suzan Hanım mı? Suzan Hanım da kim? Suzem. Babamın kızı, hanım arkadaşı. İş arkadaşı. Kızım, iş. Nasıl işse artık. Vallahi söylemedi demeyin de akşama bir kuru fasulye olursa hiçbir şeye de gerek kalmaz yani. O da sürpriz lazım olabilir. Haklısın. Suzan Hanım telefonda. Sizi istiyor. Ben Suzan Hanım'la içeride şey edeyim. Suzan Hanım içeride şey etmeye bayılır zaten. Evet, demek misafirler geliyor bu akşam. Ne giyiyoruz? Biz davetli değiliz ki. Sen ne diyorsun?
Yemeklerin parası babandan çıkıyor. Niye davetli değilmişiz? İstediğimizi yaparız. Sen de istersen erkek arkadaşını getirirsin. Dilan'ın erkek arkadaşı yok ki. Hiç olmadı mı? Kimse beni fark etmiyor. Sen öylesin. Fark ettikleri için tüyüyorlar. O yüzden sevgilin yok. Ne var senin? Çocukluk sendromum. Sağ ol. Hey hey hey, kesin kesin bakalım. Biz bir aileyiz. Bu akşam da evimizde güzel bir yemek var. Hazırlanmamız lazım. Alışverişe çıkacağız, kuaföre gideceğiz. Saçlar başlar yapılacak, maniküller pediküller olacak. Ben de mi? Bilmem, sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Hadi siz de hazırlanın. Babam hoşlanmayacak bundan. Suzi ise patlarız. Söyle bakalım, en sevdiğin renk hangisi? Bilmem, siyah mı? İçimi karartma, burada bu kadar güzel renk varken. Duygu nerede? Buradayım. Yapayalnız. Bu şeker yalnızlığını biraz alabilir mi acaba? Hadi bana biraz yeni işinden bahsetsene. Ya. Patron nasıl, yakışıklı biri mi? Burada resimlerini getirdim, dur. Ver bakayım, ver. Aa, bak, patronum bu. Biraz mesafeli bir tip ama çok yakışıklıdır. Evet ama saçlar biraz seyrek. Ama nektir verir canım ileride. Ne iş yapıyor? Oo, televizyonu var, ya. Var da var. Peki bir kim? Bu Pertev. Ömer Bey'in dizilerinden çıkma bir tip. Uşak lord gibi. Haklısın, lord gibi. Desene, dört ayak üstüne düştün. Dört ayak üstüne mi düştüm, kırk ayak üstüne mi düştüm, tepe taklak mı düştüm onu bilemiyorum ama... Bu Dilara. Bunun kişiliği yok. Duygu, bunun da çift kişiliği var. Tolga. Tolga. Tolga nerede? Tolga. Bunun bir şeyleri eksik. 10 yaşında çocuk oldun, utanmıyor musun? Çık oradan. Aa, hamam öcü. Fare mayı var mı? Var var, fare filan var. Nerede bizim eski patron? Saunaya gitti. Hadi Dilara'yı güzelleştirelim birazcık. Bence imkansız. Kapa çeneni. Ablana saygılı ol. Niye? Aileyiz diye mi? Evet, aileyiz diye. Bak, günün birinde baban yaşlanacak, hastalanacak ve bakıma ihtiyacı olacak. O zaman onu ablana postalamak zorunda kalacaksın. Anladın mı? Çok gösterişli. Herkes bana bakıcı. Ne var? Bakarsa baksın. Sen çok güzel bir kızsın. Bilmem. Ben bu işleri senin kadar iyi bilmiyorum. Ben yanındayım ya işte. Senin bu güzelliğine, bu duruluğuna benim tecrübem eklenince ortada hiçbir problem kalmayacak. Hem ben 15-16 yaşındayken... Neyse, hiç anlatmayayım onu. Sen şunun üstüne gide, ben bir göreyim. Hadi. Gördüğün gibi dadılığın yanı sıra bir de moral hocalığı yapıyoruz. Bu akşam ne kadar şık olduğunu kimse söyledi mi sana? Laf olsun diye söylesen bile hoşuma gidiyor. Güzel bir akşam değil mi? Yemekler mükemmeldi gerçi. Pastırmalı kuru fasulye eksikti ama. Pastırmalı kuru fasulye mi? Melek size bir şey söylemek Melek istiyor. Melek nerede? Buradayım. Nedir bu? Dadı. Şu elbiseye bak. Ömer. Canım, sen de fena değilsin dedim mi? Şıksın dedim. Beğendin mi? Teyzemin kızından aldım. 1990'da üzüm güzeli seçilmişti. O yıl ürün harikaymış. Çocuklar hazır. Çocuklar hazır mı? Neye hazır? Aşağı inme. Melek Hanım, ben size çocuklar davete inmeyecek demedim mi? Demiştiniz değil mi? Hay Allah. Unuttum. Yüzüm kızardı mı? Elbisen de asorti oldu. Ne kadar hazır cevapsınız. Yıldırdınız. Melek Hanım, şimdi yukarı çıkın ve çocuklara aşağı inmemelerini söyleyin, olur mu? Baba. Kenan. Elbisemi beğendin mi? İndirimden aldık. Biz de yetiştik. Öyle mi? Çok çok tatlı olmuşsun. Çıtı çıtı da pazarlık yaptık değil mi? Evet. Baba, şaşırdın mı? Tolga, sakın bir yaramazlık yapma, olur mu? Yok. Söyle tabii, soracaksın. Tamam, benim size geç. Aman Allah. Gel Dilara, utanma şekerim. Dilara? Ne oldu baba? Ne kadar da annene benzemişsin sen. Beğendin mi? Çok güzel olmuşsun. Biz de gelebilir miyiz öyleyse? Elbette gelebilirsiniz. Seninle sonra hesaplaşacağız. Dostlarım, çok sevgili dostlarım, sizlere yeni yapımlarımı göstermeden önce hayatımın en değerli
3 yapımını göstermek istiyorum çocuklarımı. Hadi. Tutabilirim ben bu lafa. Nerede o güller? Resminizi çekeyim. Melek Hanım, bu kadar da yeter artık bence. Ömer Bey, harika bir aileniz var. Gülümseyin. Gülümseyin. Harika. Ortada kalmasanız artık. Yabancılık çekmenizi istemem. Ay, ben hiç yabancılık çekmem Suzan Hanım. Siz rahat olun. Biraz sonra herkese akraba olur çıkıveririm. Hatta siz belki teyzem falan çıkarsınız. Güle güle Fatih Bey. Aldırmayın, biz ne krizler atlattık. Güle güle. Güle güle. Pertev içki. Ama geceydi. Epey de reklam aldınız. Çocukların gelmesi fena mı oldu? Tamam, kabul. Çocukların gelmesi fena olmadı. Beklediğim felaketi gerçekleşmedi. Sadece fena olmadı, o kadar mı? Pekala, pekala. Her şey mükemmeldi. Sen de elinden geleni yaptın. Tabii herkes gibi. Tebrikler Süper Dadı. Geceyi sirke çevirmene rağmen her şey mükemmeldi. Babayla çocukları yan yana getirmemle ne mahsur olabilirdi ki zaten? Burada hava iyice soğudu. Dilara. Baba. Ömer Bey, ben... Gitmek üzereydin. Evet. Orhan dur. Dilara. Orhan. Dilara. Orhan. Dilara gel buraya. Dilara gel Orhan. Buraya. Orhan. Dilara. Orhan. Baba, beni çok utandırdın. Ne oluyor burada? Sadece konuşuyorduk. El eleydiniz. El ele miydiniz? Şahit çıkıyorsunuz yani. İlk defa elini tuttu. Bugün hemen fotoğrafını çekiyorum ya. Bana bak. Hiç de komik bir şey değil bu. Dilara daha çocuk. Çocuk değilim. Koskoca kız. Baş ağrım geçiyor galiba. 15 yaşındayım baba. Hem senin yaptığın dizi filmlerde benim yaşındaki kızlar çocuk doğuruyor. Evet. Ben 15-16 yaşındayken. Canım neyse, yeri değil galiba. Anlatmayayım. Şimdi doğru odana. O suratındaki boyaları da temizlemeyi unutma. Sana gelince. Bana gelince mi? Evet, sana gelince. Eğer sen olmasaydın bütün bu rezaletler olmayacaktı. Birdenbire iyileştim sanki. Ben ne yaptım canım şimdi? Daha ne yapacaksın? Bir okul öğrencisini şeye çevir, şeye. Bir genç kıza. Daha çocuk o. Neresi çocuk? Basbayağı genç kız. Bak, söylemedi deme. Ona da bu antikaların gibi vitrine koyamazsın. Bir gün büyüyecek ve 18'ine gelecek. Birinin ona yol göstermesi lazım. Haddini aşıyorsun. Senin çocuğun değil o. Evet, benim çocuğum olsaydı kendisi için bu kadar önemli bir gecede odasına kapanıp ağlamazdı. İlgine teşekkürler. Vazifem. Kovuldun. Kovuldun mu? Evet, kovuldun. Yani bunca yaptığım şeylerden sonra beni kovuyor musun? Beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Yok yok, kovsan daha iyi. Hiç değilse tazminatımı alırım. Zorun nedir Murat? Arabayı da garaja götürdüm. İçini iyice bir temizleyecekler. Ufak bir kaza oldu da. Teşekkür ederim. Acıkmışsınızdır. Bütün gece bir şey yemediniz. Sence biraz fazla mı tepki gösterdim? Hayır. DSP'nin Sabancı'ya gösterdiği kadar. Dilara o kadar çok annesine benziyordu ki. Annesini kaybettim. Şimdi bir de kızımdan olmak istemem. Anlıyorum. Nedir o? Melek hazırladı. Adı Atom'muş. Ne demek Atom? İster? Nefis. Melek mi dedin? Tam aradığınız gibi. Bana bak. Sen sandviçten söz etmiyorsun değil mi? Hayır Ömer Bey. Kesinlikle sandviçten söz etmiyorum. Böyle ateş durulmaz gibi şeyler yemelisin. Git kendine bir Atom sandviç yap. Her şeyin çaresi yemek yemek değildir anne. Sen öyle san. Bak kızım, babanla aramızdaki aşk bitti, sevda bitti, muhabbet. Zaten o hiç olmadı. Ama yemeğimiz sonsuza kadar sürdü. Peki. Rıza! Rıza, sen bir şeyler yemeyecek misin? Rıza! Of,
Babam seni duymaz anne. Adam televizyon seyrediyor. Niye böyle birini bulamıyorum ki? Hem zar hem dilsiz, çıta çıkmıyor adam. Sen normal birini bul. 6 aya varmaz babana döner. Ben bakarım. Anne, Ömer Bey, Ömer Bey. Kamer Bey, hoş geldiniz. Rahatsız ediyorum, ben sadece... Geçin, buyurun, buyurun. Kalan eşyalarınızı getirmiştim. Rahatsız etmek ne demek? Buyurun efendim, buyurun. Evet. Buyurun, içeri girin. Buyurun. Ben Melih'in annesiyim. Muhalla. Ömer Giritli. Girit mi? Çok uzaklardan geliyor olmalısınız. Size bir kahve yapayım, nasıl içersiniz? Yok, hayır, hayır, zahmet etmeyin. Çünkü... Bütün mahallenin çocukları otomobilinin başında toplanmış durumda şu anda. Ya, beni mi hallederim bir dakika? Ne yapıyorsunuz orada? Adamın arabasının başına toplandınız, rezil ettik. Hallettim, hepsi halloldu. Buyurun. Yani. Buyurun, şöyle buyurun. Böyle, böyle buyurun. Sen babanla muhabbet etsene. Muhabbet. Babanla mümkün değil. Ne? Tamam, demen yeterliydi. Leblebiye gerek yok. Efendim, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Rodoslu Bey. Giritli. Giritli. Evet. Ay, affedersiniz, affedersiniz. Tamam, tamam, gidiyorum. Gülümse biraz. plastik. Eskimesinler diye. Annem öbür dünyaya götüreceğini zannediyor da. Dilara nasıl? Dilara benimle konuşmuyor ama... ...Tolga iyi olduğunu söylüyor. Tolga mı iyi olduğunu söylüyor? Evet. Buna ben de şaşırdım doğrusu. Ablasıyla araları o kadar iyi ki... ...bir takım şeyler geveliyor... ...yaşlılığa, bakıma dair. Çocukluk işte. Bu işin... Bu işin yürümediğine üzüldüm. İkimiz de ayrı dünyalardan geliyoruz. Senin yerinde ben olsaydım... ...benim yerimde de sen olsaydın... ...beni hiç düşünmeden işe geri alırdın. Harika da olurdu. Ama sen ben değilsin. Aslına bakarsan... ...seni tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun. Belki... ...birbirimizin dünyalarına saygı gösterirsek... ...birbirimizi anlamaya çabalarsak... Bir daha deneyebiliriz. Yani geri deneyim istiyorsun. Galiba öyle. Pertev Bey, Melek Hanım. Pertev Bey. Bana bak, neyin var senin? Biraz kırık hissediyorum kendimi. Şüphelenmiştim zaten. Ne demek istiyorsun sen? Yalnızca hastalanıyorum. Aman gel. Gel şöyle bir ateşine bakayım. Efendim? Gel gel. Gel. 37.4 bu. Maşallah. Ne becerikli dudaklar. Sen daha hiçbir şey görmedin. Neyse. Hadi. Hadi bırak bunu. Doğru yatağa. Doğru yatağa. 2 asfalt al. Biraz da kestir. Hiçbir şeyin kalmaz. Yemek işlerine ben ilgilenirim. Sen mi? Ne var bunda? Hadi sen, sen doğru odana. Hadi. Hamur işinde üstüme yoktur. Alo, pizza köşk mü? 5 tane pizza istiyoruz. Nilim olsun. Benimki mantarlı sucuklu. Duygu, sen neli yersin? Şimdi karar verecek durumda değilim. Kafam çok karışık. Biri karışık olsun. Ay, hepsi karışık olsun. Pertev. Pertev yok mu? Kırıklığı varmış biraz. Biz de pizza ısmarladık. Pizza mı ısmarladınız? Ismarlayacak başka bir şey bulamadınız mı? İstersen Adana kebapla şalgam suyu ısmarlayalım. Yok, hayır, hayır. Evet, pizza iyi. Tam 1,5 saat oldu. Biraz daha gecikirseniz pizza yerine birbirimizi yiyeceğiz. Hele şükür, geldim. Orhan. Dilara. Vay be.
Ben de bu adresi bir yerden biliyorum diyordum. Sen onu külahımı anlat. Beni söyle. Gelemem. Başka siparişler de var. Aa, biz 1,5 saattir bekliyoruz. Biraz da onlar beklesinler. Açlıktan ölmezler ya. Gel. Tanıdım seni. Sen geçen gece Dilara ile el ele yakalanan çocuk değil misin? Kesesin sen. Dilara hep senden söz diyor. Hatta tekme atıyor. Tekmeyi o atmıyor. Hadi. Hadi siz başlayın yemeğe. Bu paket yağ içinde. Ha, sucuğu torpille ondan. Hadi. Partide olanlardan sonra babam beni hala öldürmek istiyor mu? Evet. Aldırmayın siz. Babalar hep böyledir. Siz benimkini görseydiniz. Ama o kötü bir şey yapmadı ki. Ben sadece elini tutmuştum. Vay be, ne erkek. Helal olsun. Bak, pizzaların parasını sen ver, tamam mı? Al. Bahşişi de vermeyi unutma. Ama fazla abartma, hevesli gözükmeyelim. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kapı dinlemek çok ayıp bir şeydir. Yine mi kapı dinliyorsun sen? Ben bu çocukların dadısıyım. Onlara göz kulak olmam için bana para veriyorlar. E ne diye yatmadın sen? Yattım ama sucuk kokusunu duyunca dayanamadım. Bana bakın. Şimdi Dilara gelince hiçbir şey olmamış gibi davranacağız, tamam mı? Öyle tezahürat falan yapmak yok. Evim Dilara, başka bir şey yok. Ne yaptınız? Ne dedi sana? Çıkma teklif etti mi? Etti. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Asıl babama ne diyeceksin? Yemeğe çıkacağız sanmıştım. Niye birdenbire fikrini değiştirdin? Sana bir doğum günü hediyesi aldım ve burada vermek istedim. Seninle baş başa. Oo Ömer, bana hediye almak zorunda değildin. Peki öyleyse, unut gitsin. Aa, ne oldu, ne oldu? Bak Suzan, sen uzun zamandır yalnız yaşayan bir kadınsın. Senin gibi güzel bir kadının böyle yalnız yaşaması pek doğru değil. Eve geldiğin zaman seni birinin karşılaması gerek. Seni seven, seni özleyen birini. Ömer. Geç bakalım şöyle. Otur şuraya. Kapa gözlerini. Ve uzat elini. Nişan. Efendim? Yani ne şan, ne şanslı bir köpek. Ömer bundan daha düşünceli bir hediye olamazdı. Maşallah ne zeki köpek. İnsan için bir anda okuyuveriyor. Canım hemen sana alışmasını bekleyemezsin ki. Köpek bu. Sahibine aşık olup hemen kollarına atılmaz. Aa, Ömer Bey. Bir köpek almışsınız. Ne şirin şey bu. Zıp zıp zıplıyor bak. Ay 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 ay. Bunun adı Zıpır olsun. Zıpır zıpır. Özür dilerim ama benim zıpır köpeğim bu. Adını da ben koyarım. Tamam, adı Zıpır olsun. Ömer, çok teşekkür ederim. Bundan daha güzel bir hediye olamazdı. En iyisi eve gidip uyutayım bari ben bunu. Bebek değil o. Beşikte öyle sallanarak uyutulmaz. Her neyse, yemekte görüşürüz Ömer. Güle güle Zıpır. Sana da güle güle sarışın Zıpır. Buna bir soba alsan daha iyi olurdu. Ha? Buzlarını eritirdi, soğuk nevale. Söyle bakalım ne istiyorsun? Bir şey mi var? Evet. Aslında küçük bir problem var. Aslında çok da küçük de değil ama şöyle orta boy bir şey. Sen evet dersen ortada hiç sorun morun kalmayacak. Yemeğe yetişmek zorundayım. Ay, tamam tamam, söylüyorum işte. Bir arkadaşı Dilara ile yarın akşam çıkmak istiyor. Ha. Hiç sorun değil. Hayır de. Aha, işte sorun da burada zaten. Ay. Evet dedim yoksa. Sinemaya gidecekler sadece. Çizgi filmi. Nasıl evet dersin bana sormadan? Hem kim bu çocuk, ben tanıyor muyum? E kim kimi tanıyor ki gerçekten bu dünyada? Bana bak, sabrımı taşıyorsun. İyi tamam, peki peki. Geçenlerde bir davet vermiştik ya. İşte o davette servis yapan çocuk. Orhan. Orhan mı? Şu el ele Orhan. Garson çocuk. Aynı zamanda pizzacı da çalışıyor. Para da biriktiriyormuş. Mimar Sinan kazanmış. Mimar Sinan mı? Üniversitesini. Hangi bölümünü? Hangi bölümünü? Konservatuvar tiyatro bölümü. Tiyatro bölümü mü? Peki mezun olunca nasıl iş bulacak?
Allah'ım ben ne günah işledim. Gülen'e nasıl bakıyorlardı bir görmen lazımdı. Ama görmeden iyi oldu tabii. Beni ne kadar güç duruma soktuğunun farkında mısın? Sen şimdi melek rolündesin Melek Hanım. Ben de kızına baskı yapan bir şeytan. Kızını hep kilit altında tutamazsın. Nasıl olsa birileri düşecek peşine. Kapıyı kapatırsın pencereden tüyer. Hele böyle iki katlı villa olduktan sonra. Oho ben 5. kattan tüyüyordum. Tamam. Tamam Melek Hanım. Dilara gidebilir. Ah, sağ olun Ömer Bey. İyi geceler. İyi geceler efendim. İnşallah sinemada sıkılmazsın. Ah, ben gitmiyordum ki. Tabii gidiyorsun. Sinemada onlara göz kulak olacaksın. Ah, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 18. yüzyılda böyle şey mi olur canım? Daptırım oynattın sen. 20. yüzyıl bile geride kaldı. Ben dışarıdaki yüzyılı değil, bu evin içindeki yüzyılı söylüyorum zaten. Öyleyse sen de bu evin içindeki yüzyıla ayak uydur. Ne dedin? İzin verdi mi? Verdi. Ama bir şartı var. Ben de sizinle gelmek zorundaymışım. Ne yani? Hayallerin prensiyle ilk defa dışarı çıkacağım. Sen de peşimize takılacaksın öyle mi? Hı, öyle. Affedersiniz bir ileri kayar mısınız? Burada iki tane boş koltuk var ya. Biz 3 kişiyiz. Erkek arkadaşı konu almaya gitti. Erkek arkadaşıyla gelirse sen necisin? Ben dadısıyım. Onlara göz kulak olmam lazım. Dadısıymış kay şöyle. Bundan dadı değil cadı olur. Zaten bu kız bu dadıyla ya davulcuya varır ya zurnacıya. Sizin susmaya niyetiniz yok mu? Nasıl gidiyor sence? Harika çok güzel. Acaba fazla mı susuyorum? Pek konuşmuyorum da. Bak sana bir öğüt vereyim. Hani dün akşam Orhan geldiğinde, pizzaları getirdiğinde şöyle coşkulu bir halin vardı ya. Evet. Hani işte öyle ol. Nasıl yani? Bak şekerim, ilk defa bir erkekle buluşuyorsun. Şöyle rahat ol. Ben ilk buluşmamı hatırlıyorum da, sazların arasında. Ne diyor? Vakti zamanında saz hayetine kaçmış, onu anlatıyor. Kendi işinize bakar mısınız siz? Neler anlatıyorum ben burada? Aman cadı kızdı. İlk buluşmanda sen şaşırıp kalmış mıydın böyle? Yo, oğlan şaşırıp kalmıştı. Bak, rahat olacaksın. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Kendine güvenli bir biçimde yüksek sesle konuş. Merhaba. Merhaba. Patlamış mısır aldım. Bayılırım patlamış mısıra. Kola. Adam boğulur bunda. Can kurtaran da verdiler mi yanında? Evet. Benimkinin içinde de batık bir gemi var. Benimki de öyle. Kocaman. Nasıl içerim ben bunun hepsini? O kadar büyük ki. İçemem. Çok şükür. Seni böyle yeniden ayakta görmek ne güzel. Teşekkür ederim efendim. Jambolu yumurta. En sevdiğiniz şey. Benim mi? En sevdiğim şey. Kediyle karıştırıyorum galiba. Ben bayılırım da. Afiyet olsun. Pastırma. Aa, hiç kokmuyor bu ama. Pastırma değil o, jambon. Bu çiçek açmış bornozla senin kadar hiç kimse yakışmaz herhalde. Evet, hiç kokmuyor işte. Dilara, dün geceyi anlatmadın. Nasıl geçti bakalım? Dilara, saçın yumurtaya giriyor kızım. Harika vakit geçirdik. Hiç de değil, bütün gece öyle put gibi oturdum. Ağzımı bile açamadım. Ne var bunda? Köfteydi tabakta, öyle durur. Ama herkes bayılır ona. Harika. Ya filmdeki kadın damdan düşünce yaptığın espri? Onu da sen yapmıştın. Ya o gördüğümü? Sen. Ben neymişim dün akşam öyle? Neyse, bir dahaki sefere daha iyi geçer. Bir dahaki sefer olmayacak. Çünkü onu bir daha görmeyeceğim. Kimsenin aldırış etmesi salak kızın tekiyim ben. Yumurtanı yiyebilir miyim?
Kendine haksızlık ediyorsun Dilara. Öyle özelliklerim var ki. Bahse girerim Orhan'dır. Orhan Bey telefonda. Mesela demedim mi? Hayır, Dilara Hanım aramıyor. Konuşmak istediği sensin. Ben mi? Evet, sen. Alo? Tamam peki, güle güle. Selam söylüyor. Başka? Cuma akşam beni görmek istiyormuş. Tuzlu verir misin? Her şeyi aldığın gibi onu da kendine alsana. Dilara. Dilara'ya bakın. Lafı tam gediğine oturttu. Seninle sonra konuşuruz. Benimle neye konuşacaksın? Orhan'la konuş. Evet sayın seyirciler. Dilara'nın atakları devam ediyor. Ve ikinci gol attı. Gol. Kes sesini. Neyse sakin olun biraz. Bırakın içini döksün. Ferahlar. Hepimiz ferahlarız. Sana güvendim. Sen de kalkma erkek arkadaşım hayatım. Nefret ediyorum senden. Nasıl? Ferahladın mı? Ben kendi adıma ferahladım şahsen. Dilara. Hadi kızım odandan çık da dondurma yemeye gidelim. Rahat bırakın beni. Huzur içinde ölmek istiyorum. Hayır. Dondurma hep işe yarardı. Tabii. Bir genç kız dondurmadan başka ne isteyebilir ki zaten? Beni onların başına nöbetçi dikmek de harika bir fikirdi. Ne demek istiyorsun sen? Suç bende mi yani? Hayır. Sana uyduğum için suç bende. Onlarla gitmemeliydi. Dilara da gitmemeliydi. Onu bu işe sen ittin. Ben itmedim. Elbette sen ittin. Başka işin yok zaten. İşin gücün itmek. Yani sen benim ittiğimi mi ima ediyorsun? Sen söyle Pertev, hangimiz haklıyız? Ben hiçbir şey duymadım. Hastalıktan kulaklarım tıkandı. Tamam, birazcık gitmiş olabilirim. Ama birinin de iteklemesi gerek. Yavru kuşları görmedin mi hiç? Anaları onları nasıl itekler dururlar? Kendi kanatlarıyla uçmayı öğrensinler diye. Kaldırım kenarlarındaki o minik kuş yavrularını hiç görmedin herhalde. Hani öyle ölüp gitmiş. Ama en fazla %5 ihtimal. Ya sinemada oturup da doğru düz film seyretsen olmazdı sanki değil mi? Yok hayır. İlla ne kadar zeki, ne kadar çekici bir kadın olduğunu göstermek için espriler yaptın, konuşup durdun. Tabii dolayısıyla da Orhan denilen o çocuğu etkiledin. Çevremi etkiliyorsan suç bende mi? Ya herkes seni sevmek zorunda mı? Köpek bile seni Suzan'a tercih etti. Hayvanın iç sezgisi. Öteki dadılarına hiç böyle olmazdın. Sen dadı değil sanki şeysin, Dilara'nın arkadaşısın. Arkadaş mı? Oldu bu iş. Sen bir dahisin. Ne dedim ben şimdi? Doğrusunu isterseniz dişe dokunur hiçbir şey söylemediniz. Hani senin kulakların duymuyordu? Bir mucize oldu, kulakların birden açılıverdi. Rahat bırakın beni. Tam anlamadım, gel mi dedin? Hayır. Aman ne istersen yap, zaten yapıyorsun. Çikolata getirdim sana. Yiyemeyecek kadar sıkıntılıyım. Keşke ben de senin gibi olsam. Ne zaman sıkılsam iştahım açın. Beni ne kadar küçük düşürdün biliyorsun değil mi? Erkek arkadaşımı elimden aldı. Hem de kim aldı? Dadım. Bak bir tanem. Tolga ile Duygu'ya dadı gerekebilir. Ama senle ben olsak arkadaş oluruz. Ne arkadaş ya? Arkadaşlar hiç birbirlerinin erkek arkadaşlarını ayartırlar mı? Elbette ayartmazlar. En iyi arkadaşım Serap'tı. Arada bir birilerine aşık olurduk. Serap mı birine aşık olurdu? Çocuk tutar benim peşimden koşar. Ben mi birine aşık oldum? Çocuk tutar Serap'ın... Böyle bir şey hiç olmadı. Ama olsun. Hiç arkadaşlığımız bozulmadı. Çünkü sak var. Sak mı? Evet sak. S-A-K. Sıkı arkadaşlık kuralı. Hiç duymadın mı? Hayır. Okulda ne öğretiyorlar size? Kural 1.
Arkadaşının arkasından konuşmayacaksın. Altın kural. Bu saçma kuralı fazla takan olmaz. Kural 2. Eğer bir kız bir çocuğa aşık olursa, o salak da kızı değil, çekici fakat tamamen masum olan arkadaşını seçerse, arkadaşı ne yapar? Ne yapar? Çocuğun poposuna tekmeyi basar. Sen de yapar mısın buna? Benim için. Elbette, çünkü sak var. Bir çikolata da ben alayım. Kural 3. İş çikolataya gelince herkes kendi başının çaresine bakar. Kural 27. Birinin poposuna tekme atacaksan kötü giyinmen gerekmez. Ne yapacağız şimdi? Sepet havası. Parçala onu. Tamam. Dinleyelim tamam. Miyim? Tabii, kapı arkalarına geri duruyor. Hiç. Kepçeyi arıyordu. Elim değilmiş. Merhaba. Merhaba, sarımsaklı ekmek getirdim. Az üç kağıtçı değil misin sen de? Önce Dilara'ya yanaşıyorsun, onun duygularıyla oynuyorsun. Sonra da bana sarımsaklı ekmek getiriyorsun. Neden bahsediyorsunuz siz? Bizden. Yani senden, benden. Bu iş olmaz. Yani ben... Melek Hanım, siz benden büyüksünüz. Annem... Dikkat et. Yani ablam olacak yaştasınız. Bugüne kadar ben sizi hep arkadaş olarak gördüm. Hop hop. Yani sepetliyor musun beni? Bu sarımsaklı ekmekler de güle güle hediyesi miydi? Onlar bir çeşit rüşvet. Rüşvet mi? Ne rüşveti? Bir resmimi getirmiştim. Belki Ömer Bey verirsiniz diye. Aa, ne yapacakmış Ömer Bey senin resmini? Çerçeveletip başucuna mı koyacak? Belki bir dizisinde beni de oynatır diye. Dilara'ya verseydin ya. Dilara'dan hoşlanıyorum. Böyle bir şey onu kullanmak olur diye düşündüm. Hmm. Onun yerine beni kullanmaya karar verdin. Evet. Hayır. Yani böylesi daha kolay olur diye düşündüm. Yani siz pısırık bir insan değilsiniz. Biraz... Yırtığım. Evet. Ver şu resmini, ver. Dilara yok mu? Belki bir işe çıkar. Bekle, bir dakika çağırayım. Ben kepçi yerine koyuyorum. Ben kaşıkarım. Koskoca evde hepiniz buraya mı doluştunuz? Her şeyi duydunuz. Kadını ağlıyorum. Sağ ol. Hadi çocuklar, hadi. O senin sepetlediği için benim de onu sepetlemem gerekir mi şimdi? Bana hiç ilgi duymadı ki sepetlesin. Hadi, şimdi sıra sende. Sağ ol. Arkadaşınla bir yürüyüşe çık ve bu yırtık kız kurusunu sarımsaklı ekmekleriyle baş başa bırak. Gidebilir miyim baba? Tabii gidebiliriz. Sağ ol baba. Bu ne değişiklik Ömer Bey? Kız çocuğu bu. Kapıyı kapatırsan pencereden kaçar. Ay, çok anlamlı konuştun. Yırtık bir kız kurusundan duymuştum. Suzan Hanım geldi efendim. Ay inşallah zıpır da getirmiştir. Merhaba. Zıpır. Zıpırcığım, dikkat et senin de tüylerinden böyle kürk yapmasınlar.